Evet değerli izleyicilerimiz, şu an köyümüzün üstünde ormana geldik. Burası Körbinarlar diyoruz. Şöyle meşe ağaçlarının arasında güzel bir yer. Tabi burada bir çeşme var. Biraz sonra orayı da göstereceğim. Çeşme kuraklıktan dolayı şu an suyu kesildi. İnşallah şöyle yağmurlar bol olursa sular tekrar gelir diye düşünüyoruz. Şöyle değişik çiçekli bir ot var burada. Biraz galgana benziyor ama cinsi biraz değişik. Şöyle aşağı taraf bizim köy. Şu hemen önümüzde gözüken yerlerde yeni yerleşim yerleri. Hayvancılık yapanlar, köylülerimiz buralara ahırlarını yaptılar, yanlarına evlerini. Ormana doğru yürüyüşe devam ediyoruz. Az da olsa kuş sesleri geliyor. Önceden buralar cıvıl cıvıldı. Daha çok kuşlar vardı. Bilinçsiz avlanmadan dolayı kuşların nesli neredeyse tükenmek üzere. Buradan sesleniyoruz. Lütfen tabiattaki kuşları katletmeyelim. Az bir heves için tabiatın dengesini bozmayalım. Bu önümüz patika yol değerli izleyicilerimiz. Biz buna eşek yolu diyoruz. Böyle ormandan odun keserken eşeklerin güzergahı. Dağların havası gerçekten çok güzel. Arı kuşlarının sesi geliyor. Önümüzde bir tane karınca yuvası var. Görüyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Şu an karıncalar çalışıyorlar. Kışlık yiyeceklerini hazırlıyorlar. Arı kuşları hemen önümüzde. Arıların düşmanı. Orada bir kuş sesi var ama görmüş olduğunuzda gevenotu değerli izleyicilerimiz, arılar bundan güzel bal alırlar. Geven balı diyoruz buna. Arılar bundan gerçekten verimli bal alıyor. Orada bir kuş ötüyor ama deminden beri bilemedik ne olduğunu. Meşe ağacının dibinde gördüğünüz gibi bir karamık dikeni. Bunun şöyle mayhoşu bir tadı var, ekşimsi. Meşe ağaçlarının meyveleri bunlar değerli izleyicilerimiz. Palamut. Bunu şöyle sonbaharda keçiler güzel yer bunları. Bizim buraların hayvanları, keçileri diyelim, koyunları bu yaprak, meşe yaprağını yediği zaman gerçekten eti daha çok lezzetli oluyor. Bu gördüğünüz
Ağaçlarda değerli izleyicilerimiz, meşe ağaçlarının küçükleri. Biz bunlara bizim köyün tabiriyle oyun diyoruz. Şöyle bir dağ gezisi yaptık değerli izleyicilerimiz. Demin size bahsetmiştim. Çeşmemiz gördüğünüz gibi suyu kesilmiş. Burakan, suyu yok mu daim çeşmenin? Ya su içecektim. Su içecektin, su bulamadın. Evet. Nasıl buldun dağları? Su dağda işte, su büyük dağlarda. Daha önce buraya gelmiş miydin? Gelmedim, ilk defa geliyorum buraya. İlk defa. Evet. Nasıl buldun peki? Ben bulurum. Güzel mi? Nasıl? O yönden sordum yani. Güzel. Evet, yalaklarımız gördüğünüz gibi su olmadığı için taşı da doldurmuşlar. Çıkarmıyor? Hangisini dayın? Sunu. Onu mu? Çıkaracağız. Eğer buraya bir su getirebilirsek iyi olacak değil mi? Burası güzel piknik alanı olur. Evet. Ama sepeti getirmemişim. Söyleseydim anneme. Neyi getirmemişsin? Anneme söyleseydim. Sepeti diyor, piknik sepeti mi? Hazırlıksız geldin sen yani. Evet, ben kendim geldim. Öyle Kendi. bağlandı. Ama burada su vardı. Orada var mıdır su? Borular havada orada. Evet. Ama buraya bir faaliyet gerekiyor. Değil mi hocam? Aynen hocam, burası eski yılların çeşmesi ama Yani burası kuraklık, hava şartlarından dolayı bakılsa olabilir. Normalde ufak ufak akıyordu bize. Normalde değerli izleyicilerim, şu otun olduğu yerde her zaman için su vardır. Bak burada bir yeşillik var. Mutlaka bu suyun bir yolu var ama tıkanmış. Bunu da aşmak gerekiyor diye düşünüyoruz. Şöyle yukarıdan geliyor. İzleyin. Tamam Evet. mı? Evet, Burakhan, benim kanalı nasıl buluyorsun dayım? Kanal iyi mi? İyiydi. Ben izledim YouTube'da. Yarış arabasını da izledim. Evet, benim kanalın ismi ne? Dünyanın bağı, Anadolu'dan manzara. Evet değerli izleyicilerimiz, duydunuz. Bünyamin Bağcı Anadolu'dan Manzaralar YouTube kanalı. Yeğenim Burak unutmamış bak. Sürekli takip ediyor bizi. Nasıl buluyorsun kanalı? Neler var kanalımızda? Söylediğim yarış arabası var yani gördüğüm Başka neler var? yarış. Aslanla kaplan, fil, maymun, Evet. fil, yılan. Dayı, şundan çıkamayacağım. Evet, şimdi bizim kanalda başka ne varmış? Nerelerde geziyormuş Anadolu'dan manzaralar? Neden korkuyorsun? Bakayım. Aa, burada bir karınca var. Burak Kaan ondan korktu. Bir şey etmez onlara dayım. Abi ama çıkmıyor öyle. Evet, söyle bakalım. Kanalda başka neler varmış? Senin yaptığın diye bir bekle düşünce. Evet. İşte ben Layla'lara geziyorum. İlk defa geliyorum Layla. Dayı bu ne? Niye yaprak var? Orada dayım şu ağaçlardan düşmüş o. Tamam mı? Ama burada duruyor. Sen köyde yaşamayı mı seviyorsun, şehirde yaşamayı mı? Şeyde yaşamayı. Şehirde mi, köyde mi? Köy mü güzel, şehir mi? Şehir güzel. Nesi güzel şehrin? Vallahi işte oradan su içerim. Başka? Bu kum. Herhalde sen susadığın için su içeceksin şimdi, ha? Ama giderim mi dayı? Şurada su var mı? Bak geç bakayım bir. Ama dükkan varsa. Düşer düşer. Düşer Gel bu gidelim. tarafa gel. 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 Gel gidelim, bir sulu bir yere gidelim. Gelin hadi. Evet değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi bu çeşmede de su yok.
Burak Kağan'a bir su içiremeden köye doğru gidiyoruz. Nihayet sulu çeşmeyi bulduk. Az da olsa burada bir su var değerli izleyicilerimiz. Şiril değiyor. Yalaklar dolu burada. Karşı tarafta besi damları var. Şöyle 9 tane yalağı var. Çeşmenin önünde güzel bir söğüt ağacı var. Suyun olduğu yerde her tarafta hayat var değerli izleyicilerimiz. Şöyle hemen dağın, köyün üstünde dağa yakın besi damları var. Yukarıdan da göstermiştik. Burada besi damının bekçisi var bak. Evet. Değerli izleyicilerimiz bak hayvanların yiyecekleri orada ileride. Balyalar var. Şu içerisi süt sağım yeri herhalde. Orada köpek yuvası mı var? Bu taraflarda da besi damları, yanlarında evleri. Bahçede hemen ağaçlar yetişmiş. Evet, arabamız geliyor. Yapılan evler de var. İnşaat halinde daha. Maşallah. Meyvelere bak ha. Ayva, şeftali, her şey var. Gençler burada top oynuyorlar. Futbol sahası burası. Gençler kolay gelsin. Şimdi çevir direksiyonu. Çevir. Airplane dayının motoru bu. Gel. Gel. Neymiş motorun adı? Bir söyle bakalım. Gel. Yo yo iyi ya. Bir şey yok. Aa, dönüyor. Tabii ya. Dönmez mi? Sevdin mi motoru? Tam sana göreymiş işte bak. Düdüğü var. Düdüğü nerede? Düdüğü çalışırsa düdüğü öyle çalışır. Değil mi? Hı. Neymiş bu motorun adı? Ha? Tamam.